Herkese merhaba, ben Cranium ve bu gece sizlerle Price of Immortality oynayacağım. Evet, yine bir Amnesia'dan custom story buldum ve tabii ki sizlerle oynayacağım bunu. Fazla lafa gerek yok. Neyse, bunu geçiyorum. Evet, geçtim. Evet, Price of Immortality, yani ölümsüzlüğün bedeli diyebiliriz. Bakalım bizim için ne hazırlamışlar. Evet, bazı aptallar ölümsüzlüğü iyi bir şey sanır diyor. Bir lütuf, daha doğrusu iyi bir şey değil de lütuf diyeyim. Evet. Hadi bakalım. Yine güzel bir odadan başladık. Işığım yok. Daha. Oo, ne böyle? Elma mı bu? Şunu pişirsek olmuyor tabii ki. Pişiremiyoruz. Keşke pişirme olsa. Oo, kızarmış ekmek. Sen burada pişe dur. Oyunun sonunda buraya geri döneceğim. İnşallah. Evet, hadi çıkalım buradan. Ne kadar güzel değil mi? Aydınlık. Harika. Abi ne böyle? Geçelim. Bunlar hikaye. Geçin bunları. Papyrus. Hop, şişeler. Evet, oyunu hazırlayanlar hiçbir şeyden kaçınmamış. Böyle detaylara bayağı kafa yormuşlar herhalde. Oo, ne bu? Evet, bunun içinde ölmüş birinin şey var, külleri var. Ve artık özgürsün. Her kimsen, seni azat ettim. Çık dolaş, gez, hopla zıpla. Ne var burada? Can iksiri mi? Evet. Tamam, hadi ilerleyelim. Ne güzel böyle aydınlık bir yer bulmuşken insan ayrılası gelmiyor açıkçası. Anladığım kadarıyla buradan bir de anahtar bulmam lazım. Kendini göster anahtar. Çık karşıma. Ha, buradasın. Papyrus, siktir git. Gel buraya. Faslı hapishane. Anahtarını da bulduk. Açıl. Evet. Işık düzeni gitgide belli olmaya başladı. Kendi belli. Ne bu? Cranium, sen misin? Ne kadar değişmişsin görüşmeyeli. Hop. Açıl. Burada ne var? Ah, git be. Yatağın altında bir şey mi var yoksa? Oo. Domuz çıktı. Domuz saklamak için değişik bir yer. Tam da domuz gibi valla. Aman domuz. Aman! Aman! Tamam. Atladığım bir yer var mı? Şimdi bir saniye. Oraya bakmadım daha. Elimde domuzla bari şuraya gireyim. Ha, buraya açılmamıştı. Hiçbir şeyimiz yok. Gel domuz, benimle gel. Lan gel. Gel oğlum, gel. Senden ne pastırmalar çıkacak, ne pastırmalar. Of, aklın durur. Neyse, çok ağır olduğu için taşıyamayacağım. Oo. Anahtar. Kül. Seni de azat ediyorum. Burada ne var? Evet. Akıl iksiri. Aklımızı kaybedersek diye. Burada anahtar mı var? Vay! Bir anahtar daha buldum. Oo. Evet, korkutmak için bu oyunu yapanlar ışıkları kapatmayı değil,
açmayı düşünmüşler. Evet, burada ufak bir sorun olabilir. Hepsini alacak mıyım? Ay lanet olsun. Lucky. Diğerleriyle aynı görünüyor diyor. Ne yapacağım? Hepsini alırsam çantada yer kalacağını sanmıyorum. Bunları almayayım ben ya. Almayayım. Ben bunları almayayım. Deminki kağıtta belki bir şey... Yo, bir şey yazmıyordu orada. Gayet de yazmıyordu. Size girmiştim, affedersiniz. Ah! Yanlış yer. Evet, o anahtarlarla bir ara ilgilenmem gerekecek. Ben neden sürekli yanlış yere gidiyorum? Yeter artık. Şuraya gideceğim. Buraya gelmedik mi zaten ya? Of. Evet, bu anahtarları şimdi toplayacağım. Ya da... Denesi... Ha, kullanınca gidiyor bunlar. O zaman doğruyu bulana kadar deneyecek miyim? Ha. Bulduk zaten. Woohoo! Yes! Çok güzel. Evet, keşke bunları okusam ama biraz vakit kaybı gibi oluyor açıkçası. Hem her şeyi anlayamıyorsunuz hem de yani zaman kaybı dediğim gibi. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bunlara zaten baktım. Oo, ulan! Lan adam buldu beni. Kaç. Evet, bu biraz sürpriz oldu. Şuraya girelim. Böyle aydınlık yerden yaratık mı çıkar ya? Neyse. Öyle buyurmuşlar. Yapacak bir şey yok. Daha diğer kapıyı kırdı. Hadi gel buraya gel. Evet geliyor. Gelmiyor mu? Vazgeçti. Tamam. Tamam. Ben şöyle durayım. Neredesin bey oğlum? Neredesin? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Koşalım. Buradan mıydı? Neredendi ya? Buradan değil. Lan buradan da değil. Allah kahretsin. Bir delilik yapayım dedim. Yahoo. Oraya da gitmiyordum ben. Bu lanet olası yeri bir türlü ezberleyemedim. Evet ben buraya gitmeye çalışıyordum. Oh be. Hala ışığımız yok. İhtiyacımız da yok. Tamam. Çok güzel bir kapı. Ben buna girerim arkadaş. Ana hole geldik. İşte bu güzel bir müzik karşıladı bizi. Olay budur. Evet şu an bu ekrana çıkan yazıları bizim karakterimiz mi düşünüyor yoksa başka bir şey mi anlayamadım ama bizim karakterimiz söylüyorsa sanki şöyle bir şey var.
Sanki böyle ölümsüzlük iksiri içmiş böyle sevdiği kadınla birlikte sonsuza kadar yaşayabilmek için, ama kadın ölmüş mü artık ne olmuş bilmiyorum. Dramatik şeyler. Ne güzel çalıyor. Ne güzel çalıyor. Oh, ne güzel çalıyorsun. Ah, ben de bunu çalmalıyım. Konuk odasına mı geçelim yoksa buraya biraz baksa mıydık? Başka bir şey yok herhalde. Konukları beklemeyelim. Gidip bir oturalım yanlarına. Bir 10-15 dakika takıldıktan sonra ayrılırız yine. Her zamanki gibi. Sir Rost. Acele işe şeytan karışır tarzı bir şeyler yazdı. Yani biraz da hızlı geçiyor açıkçası yazılar. Böyle ilk çıkan yazı en azından böyle biraz kalsa, biraz moda girsek fena olmaz. Hiçbir şey yok. Rost, yürü git Rost. Yazmışsın hayvan gibi. Buradan geriye dönüyorum. Burada bir şey var mı? Oh Jesus! Yine mi sen Jesus? Oh sweet Jesus. Aa, piyano çalalım. Piyano çalarsak... Evet, bütün sorunları piyano çözer, bunu unutmayın. Lan! Ciddi misin? Ciddiymiş. Tamam. Tamam, bunu açmış mıydım? Bunu açamamıştım. Yes! Oh, çok iyiyim ya. Lanet olsun. Çok iyi gidiyorum. Oba! Daha fazla kağıt. Aman ne güzel. Seni yerine yerleştireyim. Hop! Hadi oğlum. Hadi. Hadi seni güzelce yerleştireceğim. Bir saniye. Hop. Bir saniye. Bence oldu. Bence oldu. Bence oldu. Hadi. Dur lanet olası. Seni ben durdurtacağım. Duracaksın lan. Duracaksın. Duracaksın. Dur. Dur oğlum. Bir saniye, bunu çözeceğim. Burayı dağıtıp bırakamayız. Bize yakışmaz. Evet, oldu. Sir Rost ne derdi sonra? Evet, burayı da toparladığımıza göre... Oh siktir be ulan! Oh. Tamam. Sorun yok. Piyano bu sefer bizi kurtaramayacak. Oo. Kağıt çok uzun. Ne var orada? Hop! Hiçbir şey yokmuş. Durun tahmin edeyim. Ben bu odadan çıkacağım ve bize bir yaratık saldıracak ve ben o kutuya gireceğim. Kutu diyorum. Dolaba gireceğim kesin. Hazırsak? Hazır mıyız? Hayır, olmadı. Tamam, bu biraz hayal kırıklığı oldu ama olsun. Çıkalım buradan. Oo, ne güzel, piyano yeniden başladı. Ama ben buradan niye çıktım ki? Ha, bunu aldık. Glass of Jar. Evet, metal gibi kokan kırmızı bir sıvı ve biraz, yani sıvıdan daha katı, böyle yapışkan gibi. Yani sanki bununla bir ilgisi var.
Ve tabii ki kan. Kan yazmıyor ama kandır herhalde, metal gibi kokuyorsa. Evet, kanı atalım kapıya. Olmadı, hayır. Böyle değil. Neyse, bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.